Evet iyi akşamlar sevgili seyirciler gündem özel programıyla bu akşam yine sizlerle birlikteyiz canlı yayın konuğumuz bende hatırası olan bir isim hiç unutmam genel seçimler öncesinde e, sayın vekilimiz e, şu anki vekilimiz o zaman e, milletvekili adayıydı listede ve e, burada e, beraberinde geldiği bir eğitimci e, arkadaşımızla sohbet ediyorlardı. Sayın vekilimiz liste'nin sonlarındaydı o zaman aday e, durumdayken liste'nin sonlarındaydı. Burada işte çocukları hangi okula kaydedeceğiz? Ankara'da bir okul bulalım falan filan. Program bitti, çıkıp gittiler. Kameramanım şu anda başka bir kanalda kameraman olarak çalışıyor. Abi dedi şu adamlara bak ya dedi. Adam liste'nin sonunda. Adam diyor ki ben çocuklara Ankara'da bir okula bakayım. Acaba hangi okula yerleştireyim? Ya sen burada çocuğu okuldan etme dedi ya. Sen ne kazanması, ne adı, ne hayal mi ediyorsun dedi sen. Şu anda o insan karşımda. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili. Abdülkerim Gök. Aynı zamanda bir akademisyen. Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi'nde yıllarca kendi branşında çok ciddi yayınları oldu ve çok ciddi akademik çalışmaları oldu. E burası Urfa. Zaman zaman birbirimizi göbek altı vurmaya çalışırız. Zaman zaman birbirimizi eleştiririz. Hani demişler ya cehennemde Urfa kazanının yanında cellat bulunmazmış. Çünkü Urfalılar birbirini zaten kazanın içine çekermiş. Biz de o süreç içerisinde her türlü çirkefliği yapmaya çalıştık. Millet olarak herkes birbirine yaptı. Ama bu insana çamur gelmedi. Çünkü mazisi temizdi. İşte öyle bir isim genç siyasi anlamda olağanüstü olgun bir insan. AK Parti Şanlıurfa Milletvekillerinden Sayın Abdülkerim Göke sizler adına hoş geldiniz diyor. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Zat halinize ifade ettiğiniz bütün duygu ve düşüncelere mazhar olabilme duygusuyla sizlere de merhabalar, saygılar, hürmetler. Estağfurullah. Layık olduğunuz şeyleri ifade etmeye çalışıyorum. Kelimeleri yan yana getirmekte sıkıntı çektiğimi hissediyorsunuzdur sanırım. Sağ olun. Sayın Gök gerçekten çok önemli bir süreçte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdiniz. Ve öyle bir liderin kadrosundasınız ki bir saniye olsun e, durağanlaşmak, e, sakin olabilmek mümkün değil. Çünkü e, çok büyük bir hızla bir zamanlar gelişen Türkiye dediğimiz bu konumu, bu ülkeyi gelişmiş Türkiye haline getirdiniz. IMF e borcu olan alacaklısını gördüğü zaman kafasını yere eğen anayasa kitapçıklarının birbirlerinin suratına fırlatıldığı dönemde siz de ekonomist bir akademiyensiniz, akademisyensiniz, iktisatçısınız. Bu noktada ekonominin ne demek olduğunu, bir anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla ülkenin kaybının neler olduğunu çok iyi bilirsiniz. Ve bu noktada Türkiye artık anlı dik, başı dik, anlı açık ve Avrupa'da Avrupa'nın en köklü ülkesi benim diyen bir konumdayız. Ancak bazı entrikalar maalesef bu giden süreçte Türkiye'nin gelişmişlik sürecinde önünü kesmeye çalışıyor. 10 tane ağaç sembolik aslında mesele ağaç meselesi değil Taksim'de Gezi Parkı adı altında Türkiye geneline sıçrayan bir olay ve diğer taraftan baktığımız zaman bir alkolde düzenleme ben de düzenleme diyorum Rabbime şükürler olsun Allah bir damlasını kısmet etmedi inşallah hiç etmez ben de düzenleme diyorum tabii ki düzenlenmesi lazım nedir bu konularla ilgili hükümetinizin çalışması ve gösterilen tepkilere bakış açınız çok teşekkür ediyorum son derece anlamlı son derece sanki içimi okudunuz açıkçası eğer ki gündem bu konu olacaksa da nereden başlarım diye hafızamı zorladığımda Adeta okudunuz, oradan başlayacağım. Bakınız bizler iktidar olduğumuz günden bugüne kıyaslama yapmak durumundayız. Bu bir. İkincisi bir oku ileriye gitme adına son derece geriye doğru çekeriz. Ama ileriye gitme adına geriye çekeriz. Ne kadar geri çekersek o kadar ileriye gidecektir. Bu iki tespitten sonra ben kıyaslamayı yaparak geldiğimiz nokta ve bulunduğumuz bu entrikaların ne olduğunu şöyle kısa 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 ana başlıklarla neden kısa ve ana başlıklarla 10 gündür kamuoyunda son derece ama son derece büyük bir bilgi kirliliği söz konusu. Kimisi ön yargılarla, kimisi çamura tutmazsa izi kalır, kimisi entrika ve şantaj üretenlerin Değirmenle su taşımakla. Kimisi bilerek, kimisi bilmeyerek bu sürece şu veya bu nedenlerle sosyal medyadaki bütün yazılanları, çizilenleri, gizlisi hiçbir şey olmaksızın ben de anlağını an izliyorum, dikkat ediyorum, takip ediyorum. Bu bilgi kirliliğinin ortadan kısmından kaldırılması adına son derece kısa, anlaşılır bir kaç örnek vereceğim. Lütfen. İktidar olduğumuz gün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu her türlü ama her türlü ekonomik, politik, sosyal ve siyasal süreçteki ismi konulmamış bütün alandaki rahatsızlıklarla adeta biz karşı karşıya kaldık. Karşı karşıya kaldık derken biz biliyorduk. Bunu rahatsızlık olarak biz efendim işte böyle bir şey değil toz pembe vardı da işte kalmayacağız böyle bir şey değil. Kalacağımızı biliyorduk hazırlıklıydık. Örneğin ekonomiden Toplanan vergi gelirlerinin yüzde seksen altısı iç ve dış borçlanmanın sadece faizlerine gidiyordu. Ana parasına değil. Geriye kalanı vay halinize. Yatırıma mı? Personel maaşlarına mı? Efendim araç demirbaş maliyetlerine mi? Vesaire vesaire nereye gidecek hesabı sizde. Ama bugün için sadece yüzde ondur. Yine Türkiye'nin ekonomik manadaki yapısına baktığımızda bir borçlanmaya gideceğimiz zaman bir dakika, siz riskli bir ülkesiniz dediler bize. Nasıl riskli bir ülkeyiz? 10 yılda bir sözde demokrasi dediğiniz adına demokrasi ama her zaman için darbelerle karşı karşıya kaldığınız bir yapıdan geliyorsunuz. Bir defa biz herkes için demokrasi değil. Onların altında o. Aynen. Aynen. Evet bize uluslararası piyasa şunu söylüyor. Biz bir başka ülkeye yüzde iki ile yüzde iki faizle para verirken riskli olduğunuz için yüzde yedi ile vereceğiz dediler. Çünkü bunun geri dönüşünü darbe olacak. Bunun riskini de katlayarak verdiler. Gecelik yüzde yedi bin beş yüz faizlerin olduğu bir yerden. Çok fazla detay ve nükteler değil halkımızın da anlayacağı biraz da akademik dilden sıyrılarak örnekler bulduğum için veriyorum. Evet. IMF'ye borcumuz 23,5 milyar dolar. IMF, yıllarca sosyal demokrat geçinenler, IMF bu ülkeden defol diye üniversitelerde pankartlar açılırdı. Evet. IMF'siz bir toplum, kapitalist sisteme son, Amerika bu ülkeden çık, hepimiz hafızamızı geriye dönüp baktığımızda, biz bütün bunları yakalayabiliriz. Peki öte taraftan ne var? Öte taraftan, yargı almış başını gidiyor, ve son derece, Gecikmiş bir adalet, son derece taraflı bir adalet, son derece ülkedeki sağır sultanın bile artık anlamlandıramayacağı bir sistem. Peki öbür taraftan biz ekonomistler diyoruz ki ana başlıklarımızı ayırırken temel olan meselelerimizi devletin ilgileneceği alan e eğitim, sağlık ve savunma deriz bu başlıkları. Hı hı. Türkiye AK Parti iktidarları öncesinde bu üç başlığın hangisini halletmişti? eğitimi mi halletmişti? Sağlığı mı halletmişti? Savunmayı mı halletmişti? Biz de bunların bir tanesini halletselerdi de biz bugün bunları konuşmasaydık. Peki, öte taraftan red, inkar ve asimilasyonun uygulandığı. Bakın bir bir şeyin altını çizeceğim. Yeniden bir bilgi kirliliğini kaldırma adına konuşuyorum. Red, inkar ve asimilasyon sadece Doğu ve Güneydoğu vatandaşlarımıza Kürtlere yönelik olan değildi. Toplumdaki her kesimde adeta üstü örtülecekti inkar edilecektir, red edilecekti, asimile edilecekti. Durumu vaziyeti idare et, statiko, bekle gör anlayışı, böyle gitsin. Müdahale etme anlayışın hakim olduğu dış politikada her tarafında sorumlu ülkelerle berabersiniz. Geldiğimiz nokta yatırım yok. Biz iktidar olduğumuzda arkadaşlar ve malumunuz büyük bir deprem oldu. Bakınız geriye dönüp baktığımızda o deprem paralarıyla neredeyse toplanmış ve insanların çalıştırdığımız kendi personelimizin maaşını ödemeyecek durumdaydık. Peki bütün bu kara tablonun içerisinde almış başını gidiyor, bankadaki açıklar almış başını gidiyor, görev zararları almış başını gidiyor, sizler de bahsettiniz IMF'den 1 milyar dolar Türkiye'ye geliyor. Bu 1 milyar dolarla piyasa hop hopluyor, zıp zıplıyor, bayram ediyor. Öbür taraftan kötü yönetim almış gidiyor. Bir saat sonrasında enflasyonun durumu ne olacak? Hemen yanı başınızda dövizin durumu ne olacak? Son derece güvensiz bir ortam. Siyasal istikrarın olmadığı bir durum. Bir anayasa fırlatılıyor, öbür taraftan bir çalkantı çıkıyor. Hükümet bozuluyor. Kim kimin elin neresinde ne pazarlıklar yapılıyor, ne entrika ve şantajlar, kim kiminle ne yapıyor? Biz böyle bir tablodayız. Adı dahi konulamayan. Evet Alevi sorunu varsa bu bir Alevi vatandaşlarımızın sorunudur denilmedi. Kürt sorunu varsa bu Kürt sorunudur denilmedi. Öbür taraftan Romen vatandaşlarımızın sorunu varsa denilmedi. Bütün isimleri dahi şu veya bu şekilde yıllarca isti örtünerek bir yere doğru geldik. Peki iktidar oldu. İşte iktidar olduğumuzda Sayın Başbakanımız her zaman için ifade eder ve kullanır. Aslında o gün için biz yolumuzu belirlemiştik. Red, inkar ve asimilasyona son dedik. Bakınız. Ve milliyetçiliğin her türünü evet. ayaklarımın altına alıyoruz. Her türlü milliyetçiliği, etnik milliyetçiliği, bölgesel milliyetçiliği, dinsel milliyetçiliği ayaklarımızın altına aldık dedi. İktidar olduğumuz günden bugüne. Yani ben bir yerlere doğru toparlayacağım bu Anladım. ana başlıkları. Bir yerlere Anladım. doğru getireceğim. Ama soracağım o kadar çok soru var ki. Tiltten de çok geliyor. Peki gelmiş olduğumuz noktada, bugün için bu kadar kara tabloda siz çıkıyorsunuz bir ana muhalefet olarak yurt dışında konuşacaklarınızı içeride konuşuyorsunuz. İçeride sadece kendi parti yönetiminizle, efendim, e, meclisinizle veya işte olağanüstü kongrelerinizde şurada burada konuşacaklarınızı da gidip yurt dışında konuşuyorsunuz. Bu bir tarafta dursun. Bir tarafta yargılarken, sorgularken kimi hangi kavramlarla itham ederken dikkat etmiyorsunuz. Parlamentodaki bir konuşmamda şunu ifade ettim. Biz milletvekilleri bir şeyi ifade ettiğimizde birbirimize kaşımızı çattığımızda dışarıdaki vatandaşların hali kaş çatmanın ötesine dönüyor. Herkes vebal altındadır dedik. Tabii ki. İşte bu 10 gündür görüyorsunuz parlamentoda bir hafta boyunca muhalefet milletvekillerinin, ana muhalefetin vekillerinin konuşmalarını her türlü hakaretvari, her türlü son derece provoka edecek olan ifadelerini kamuoyunun tamamı gözünün önünde cereyan etti bunlar. Peki nerede neye dikkat edeceğiz? Geldiğimiz nokta bir yerler. Ve dedik ki ileri demokrasi. Ve dedik ki Cumhuriyet olduğu resmi ideoloji vardır. Ama biz Cumhuriyet'in içi boş kalmamak kaydıyla ileri demokrasiyle bunu taşlandıracağız dedik. Ayrıca bir şey daha dedik. Statiko'ya son dedik. Her türlü vesayete son dedik. İkincisi yerel yönetimleri güçlendireceğiz dedik. Ve peki geldiğimiz bir yer. Biz Türkiye'nin faiz verilirken Bakınız 9 aylığına değil. Efendim işte bize dış borç verildiği zaman faiz hesaplamasında adamlar risk oranını da ekleyerek verdiklerinde şu anda bizim peşimize düşüyorlar uluslararası kredi kredi derecelendirme kuruluşları, yatırım kuruluşları ne yapacağımızı son derece uluslararası güvenirlik koşullarımız içerisinde ortaya koyuyorlar. Peki ortaya çıkıyoruz. Türkiye'de bir kesim bir şekilde adeta Türkiye'de figan feryat bir şey varmış. Biz bunları anlıyoruz. Neden anlıyoruz? Türkiye kendi sorunlarıyla yüzleşiyor. Türkiye artı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çatısı altında anayasal bir şekilde oluşmuş olan toplumsal barış komisyonu her anlamdaki barışımızı sağlayacağız. Hatta geçmişte bizlerle alakası olmamasına rağmen eğer ki devlette süreklilik esas olduğuna göre Sayın Başbakanımız geçmişteki işte gördünüz e, hadiseler içerisinde Varsa bir özür, biz özür de dileyeceğiz dediler. Nereyle ilgili? Dönüp baktığımızda Tarihimizde bunları açacağız Ve devlet olarak biz vatandaşımızdan özür dileniyorsa Özür dileyeceğiz dedi. Biz böyle bir noktaya doğru giderken Dünyanın Bütün ama bütün aktörleri Bu arada dünya dünyada ne oluyor? Dünyada küresel bir kriz var Dünyada son derece parametreler değişiyor Dünyada yeni bir konsept konuşuluyor Dünyanın süper gücündeki kriz bir başka Avrupa ülkelerine yayılıyor. Avrupa ülkeleri içerisinde daha dün en iyi ekonomiler diye bildiklerimiz iflas eşiğine geliyor. Türkiye ise her geçen gün ekonomik büyüme, ekonomik kalkınma, enflasyon düşüyor, büyüme gelişiyor, sağlık, eğitim, bütün reformlar son derece hızlı bir şekilde devam ediyor. Ve dünyadaki saygınlık artıyor. Orta Doğu'da bir lider, dünya lideri Sayın Başbakanımızla olan hayranlık doğuyor. Ve Bütün, bu durum ve bu durum Türkiye'nin yükselişinin korkuttuğu ülkeleri de bir yere, karşımıza getiriyor. Bir yere bak. doğru geleceğim. Bakınız. Ülke olarak biz hiçbir zaman iddialı olarak çıkmadık AK Parti iktidarları öncesinde. Hiçbir iktidar olarak şöyle denilmedi. Biz 2023 vizyonunda dünyanın iktidar olduğumuzda 17. ekonomisi olduğumuzda 6. ekonomisi 2023'te ilk 10 arasında gireceğiz ve kişi başı gelirin 40 bin 30 bin doların yer aldığı bir ekonomiyi oluşturacağız. Önümüzdeki süreçte de kendi uçağımızı kendimiz yapacağız. Kendi aracımızı kendimiz yapacağız. Yaptığımızı üretip pazarlayacağız. Orta Doğu'da üç deniz ötesinden gelip orada politika belirlemeyeceksiniz. Bize rağmen belirlemeyeceksiniz. Artık dünyadaki aktörler de bizi anladı ve bir yerlere doğru geliyoruz. Biz bir iddia ile ortaya çıkıyoruz. Ve bu iddia da her geçen gün gerçekleşiyor. Peki bütün bu kara tablo içerisinde bunu gerçekleştiren lider kim? Dünyanın saygı duyduğu bir tarafta. Olaylar o kadar hızlı cereyan ediyor ki. One minute diyor. Bir uluslararası Arap yazar diyor ki. Arap baharının başladığı gün one minute'in denildiği gündü diyor. Biz o gün başlatmıştık aslında diyor. Çünkü biz hafızamızda öyle bir yere koymuştuk ki İsrail'i diyor. Birisi nasıl diyebilir diyor. O denildiği gün diyor Arap baharı başlamıştı. Ve bugün Orta Doğu'nun bizi son derece ...heyecanla örnek aldığı bir yapıdayken... ...birileri bir yere doğru çıkıyor. Biz bunu anlıyoruz. Türkiye'deki bütün bu başlamış olan süreç. Peki yakın tarihte ne oluyor? 23,5 milyar doları ödüyoruz. Dünyanın, dünya ile rakabet edebilecek olan bir havalimanı yapıyoruz. Öte taraftan son derece stratejik olan bir enerji alanda yatırımlarımızı yapıyoruz. Çünkü Türkiye'nin cari açığının ana temeli enerji açığıdır. Bu enerji açığındaki yapıyı kapattığımız zaman... İşte ne yapacağımız ortadadır. Genç, dinamik olan bir nüfus. Peki ne var bütün burada? Biz red, inkar ve asimilasyon altını çizerek bütün konuşmalarımızda ifade ettik ve gerektiğini yaptık. Toplumsal, demokratik anlamdaki bütün gelişmeleri, ekonomik gelişmeleri, ileri demokrasiyle beraber bütün bu kavramları at başı beraber yürüttük. Bir tarafta ekonomik trendler son derece yerine oturuyor. Bir tarafta toplum kendi yüzleşmesini yapıyor. Devlet-vatandaş kaynaşması ve barışmasını yapıyoruz. Sonra bir yere geliyoruz ve artık saygınlığı son derece uluslararası arenada süper devlet dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ne sayın başbakanımızın Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmemiş bir karşılamayla randevu saatleriyle oradaki bütün tartışmalarla ama sayın başbakanımız dün ifade ettiler Amerika dönüşünden sonra bu olayların gelişmiş olması manidar değil midir diye sordular. Ben de buradan kamuoyuna soruyorum. Türkiye uluslararası son derece saygınlığa artan, yatırım yapılabilir bir ortama kavuşan, huzur ve atmosferin son derece yüksek olacağı bir gelecek vaat ediyor. Peki ne kaldı? İşte burada bizim en önemli sorunumuz 30-35 senedir birileri tarafından oluşturuldu Türkiye'nin doğusu ve batısı. Soruna ne derseniz deyin, Kürt sorunu deyin, Doğu sorunu deyin, ekonomik sorun deyin, bölgesel sorun deyin. Biz bunları Türkiye'nin büyümemesi adına sürekli çatışma içerisinde tutmalıyız diyen bir uluslararası zihniyet ve içerideki bunun işbirlikçileri süreci bugüne kadar getirdiler. Ama geldiğimiz nokta şunu anladılar ki bir vücudun azası gibi Türkler ve Kürtler ayrılmaz. Türkler, Kürtler, Araplar el ele diğer bütün etnik yapıda bütün etnik yapılarımız el ele verecek. Çünkü Sayın Başbakanımız kararlı ve azimli bir şekilde ifade edip üzerine gidiyor. Bunun üzerine giderek gelecek yüzyıl 21. yüzyıl devlet konseptinde yeni bir çağ, yeni bir gelecek, yeni bir vizyon ve adeta hep beraber gelecek bu insanlarla olacak. İşte biz bunu sağlıyoruz. Onun için birileri rahatsız oldu. Sermayesi kan olanlar rahatsız oldu. Sermayesi cenazeler gelsin onun üzerinden mecliste bulunacak olanlar rahatsız oldu. Yıllarca, yıllarca kutsal çatı altında şunu ifade ettiler. Dediler ki biz, biz Türkler ve Kürtler kardeşiz dediler. Bugün bu sorunun çözümü için gerekirse baldıran zehiri içerim diyen bir sayın başbakanımızı da hainlikle suçladılar o tarihte. Çözerecek biz çözeriz diyen bir Türk solu vardı o zaman. Ama bugün oluşturulmuş olan çözüm komisyonunda biz o masanın etrafında samimiyet testine geri, geri dönüp baktığımızda insanlar hala Doğu Güneydoğu'da biz demokrat partiliyiz. Atamızdan beri demokrat partiliyiz dediler. Bu sorunu da bunlar çözecek dediler. Ama geldiğiniz nokta hainlikle suçlananların samimiyeti de ortadadır. Sadece sırt suazlayıp Kürt Mehmet nöbet nöbete diyenlerin tarzı da ortadadır. Onlar deniz kenarlarında plajlarda tatil yaparken biz bugünkü iradeyle bunu ortaya koyuyoruz. Bunu çözüyoruz. Alevi vatandaşlarımızın sıkıntı ve sorunları problemleri neyse masaya getiriyoruz. Romen vatandaşlarımızın kim getiriyoruz. Yıllarca bunu hangi hükümet bunları halletti de Bunlar hal olmuş olsaydı da biz de şu anda uzayda ikinci bir sistemi tartışmış olsaydık. Dördüncü, beşinci uyduyu tartışsaydık. 40 bin, 50 bin dolarların kişi başı gelir dağılımının yer aldığı bir ekonomiyi tartışmış olsaydık. Bunların hiçbiri hal olmazken bunlar toplumsal meselelerle beraber kendi içerisinde güzel bir yerlere doğru götürüyoruz. Peki getirdiğimiz yer 5-6 aydır ülkede kan akmıyor, anneler ağlamıyor, babalar ağlamıyor. Süreç silahlar susmuştur. İnsanlar haklarını, taleplerini siyasal mücadelede, parlamenter demokratik mücadelede mecliste vereceklerdir. Neyi dile getiriyorsa getirsin. Çünkü bizim için asıl olan insanı yaşat ki devlet yaşasın. Felsefesiyle biz buraya geldik. Yoksa devleti yaşat, insanı yaşat anlamsızdır. Çünkü devlet insan için vardır. Dolayısıyla insanı yaşat ki devlet yaşasın felsefesinden geldiğimiz için. Daha başındaki Çobanın kuzusu kaybolursa Ömer'in omuzlarından sorulur felsefesiyle bir siyaset yapıyoruz ki inanınız ki dün akşam Sayın Başbakanımızın gelişi saati itibariyle dün akşam bir buçukta eve gittim ve iki gündür yarım saat dahi uyku uyumadım. Çünkü o lider de uyumuyor. Onun arkadaşları da uyumayacak. Bizler de uyumayacağız. Biz hiçbir zaman efendi olmaya gelmedik. Biz hizmet etmeye geliyoruz. Biz vatandaşın kölesi olarak da biz vatandaşın ayağına gideceğiz ve hizmet edeceğiz. Kendimize efendi roller yapıp kendimizi bir yerlere koyup konuplandırıp vatandaşa üstten bakmayacağız dedi. İşte Rabbim bunları inşallah bu ülkeye yaşatacaktır. Dün akşam Sayın Başbakanımızın her kavramı manidardır. Ve izlerken de son derece duygulandım. Çünkü partimizin teşkilat organlarımız kimse gelmesin denilmesine rağmen gecenin o saati sabah saatleri yüz binin üzerinde insanlar orada bulunuyor. Peki bir yerlere doğru geldik. Bütün bunlar son derece anlamlı. Öbür taraftan tabii ki doğayı da seveceğiz. Tabii ki çevreyi de seveceğiz. Ancak unutmayalım ki demokrasi bir kurallar bütünüdür. Demokratlık nedir biliyor musunuz? Bir başkası adına özgürlük isteyebiliyorsam, bir başkasının hakkını ben onun adına talep edebiliyorsam, ben demokratım. Ama aksi takdirde sadece kendimi düşünüyorsam, benim demokratlığım o kadardır. Biz bir başkasının özgürlüğü için de geçmişten gelerek mücadeleleri sürdürdük ve buralara doğru geldik. Şimdi onu yapıyoruz. Peki geldik. Kurallar bütünü dedik. Bakın bu çok derece önemli tırnak içerisinde. Demokrasi kuralsız değildir. Kişi istediği yerde, istediği zamanda, istediği tarzda, istediği şekilde hareket edecek demek değildir. Bu bu tarz başka bir yaşam tarzıdır. İnsanların yaşam tarzı değildir. Bir başkasının özgürlük sınırı, bir başkasının alanı bir başkasını ihlal etmeyecek yere kadardır tepkinizi koyarsınız. Demokratik ortamda koyarsınız. Yakmadan, yıkmadan, insanları öldürmeden, efendim tahrik etmeden ortaya koyacaksınız. Bir süreçti. Arkadaşlar demokratik platformda süreçlerini, tepkilerini ortaya koydular. Okuduk. Bir, iki, üç ortaya koyduk. Ama ondan sonraki süreç artık bunu herkes biliyor biliyor musunuz? Ben iki gündür Şanlıurfa'dayım. Sivil toplum kuruluşlarını geziyorum. Halkımızla beraberim. Son dakika buraya yetişirken dahi esnaf ziyaretinden geliyorum. ilçeleri geziyorum. Bunu artık ama eğitimsiz olan vatandaşımız da biliyor ki mesele oradaki çevre meselesi değildi. Mesele oradaki ağaç meselesi değildi. Mesele ideolojik bir yaklaşım ve bu yaklaşımı sergileyenler marjinal gruplar olduğu aleni bir şekilde ortadadır. Bu kadar bir tablo var. Bu kadar hayatını feda etmiş, her anlamda bir liderimiz var. Gecesini gündüzüne katmış kendi yaş emsallarıyla göre değerlendirildiği zaman neredeyse 20 yaş fark eden bir liderimiz var. Hayatını feda etmiş, canıyla, malıyla, evladıyla feda etmiş. Dünya kabullenmiş, dünyanın bir bakışı var. Uluslararası arenada atılan tweetleri görüyorsunuz. Evet. Adamlar, adamlar adeta bayram ediyor biliyor musunuz? Kesinlikle. Faiz lobisi son derece haklı bir tanımlama ve yerinde bir tespit. Öbür taraftan Efendim işte uluslararası rakabet edilebilirlik düzeyde dünyanın üçüncü uçuş sahası oluşuyor. Biz orada nerede yeniden var olacağız? Biz öbür tarafta cari açığımızın ana sebebi olan nükleer enerjiyi getiriyoruz. Nükleer santrali kuruyoruz. Bizim sırtımıza yıllarca dediler ki şöyle böyle dediler ama enerji açığı oluşsun diye işte bizi oraya mahkum ettiler. Adına çevrecilik diyorlar değerli arkadaşlar. Bugün dünyanın en süper devletinde de, çevrenin en süper olduğu yerlerde de, buna daha fazla duyarlı olanlarda da nükleer enerji vardır, olacaktır. Bunu çevre mantığı içerisinde yönettiler. Geldiğimiz nokta işte yaşadık. Fakat kamuoyuna son derece, özellikle sağduyulu vatandaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum ki, biz bir demokrasi sınavı vererek ve sonrasında ideolojik olan bu yapının içerisinde de vatandaşımız bunu anladı. Ankara'daki olaylarda da oradaydık, gördük, gezdik. Olayları bizzat müşahede ettik yerinde. Andağını an izledik, Türkiye'nin değişik illerinde de izledik. Ama vatandaşımız son derece sağduyuya sahip olduğu için işte bugünden itibaren bundan sonra sağduyu ve bundan sonra aramızdaki fitne ve fesadı kimler ne şekilde ne amaçla çıkardığının tartışılacağı bir ortağım. Artık Kürtlerin bir sözü var. Kürtçesinin tam tanımlaması belki Türkçe şu. Hırsız ve ev sahibi birbirine uyandı. Hırsız ne yaptığını biliyor, ev sahibi de ne yaptığını biliyor. Kimse gizleyemez bunu. Gizleyemediği için vatandaşımız son derece önemli kararlar veriyor. Üç dönem siyasal yelpazede, Türk siyasi hayatında siyasal tarihte dönüp baktığımızda böyle bir şey yoktur. İktidar olup her üç dönemde katlayarak gideceksiniz. Biz sadece bizim yüzde elli vatandaşımızdır gerisi değildir. Asla demedik. Yüzde yüzü vatandaşımızdır. Farklılıklarımız, zenginliklerimizdir. Herkesi olduğu gibi kabul ediyoruz. Hiç kimsenin yaşam alanına da müdahale etmiyoruz, etmeyeceğiz dedi. Bunu çok net bir şekilde söylüyoruz. 10 yıldır birileri niyet okudu. 10 yıldır birileri efendim işte bu niyet okumaları da çok kötü bir şekilde ortaya koydular. Efendim işte laiklik elden gidiyor denildi. Efendim kara çarşaflar geliyor. Efendim siyasal İslam geliyor. Efendim bunlar ikinci bir şekilde bizi sınadı test etti. Bunları devreye koyacaklardı. Yeter artık kamuoyu bunu doydu, duydu, biliyor. Bu sanaryolar, bu korkular, bu efendim sanal alemler oluşturmalar ve kendi hayatını devam ettirmeler. Vatandaş artık dur dedi. Her şey anlaşıldı. Geldiğimiz yerde vatandaşın hayat standardı, eğitimi, sağlığı, savunması, Türkiye'nin dünya e, kamuoyundaki itibarının artması, uluslararası arenada Türkiye'nin oturmuş olduğu yer bütün bu başlıklar uzun uzun tartışılabilir ben zamanımızın da kısıtlı olması dolayısıyla vereceğim cevap şudur Türkiye ne zaman güçlenmeye başladıysa mutlaka dış güçler tarafından şu veya bu şekilde bir şekilde devreye girilmiş içerideki işbirlikçileri de bunların değirmenine aşına suyu taşımışlardır ama Bundan sonra kusura bakmasınlar, ev sahibi de biliyor, hırsız da biliyor. Herkes birbiriyle uyandı. Vatandaşımızın sağ duyusu küreselleşen dünya ve işte görüyorsunuz önünüzdeki ekran, anında üç deniz ötesinde ne oluyorsa farkına varıyorsunuz. Dolayısıyla artık vatandaşın gözüne bakarak aldatan ve aldanan anlayışıyla siyaset yapmayacağız dedik. Yıllarca vatandaş aldatan ve aldanan pozisyonunda tutuldu ki ve her şey Ankara bilir anlayışının ötesinde yeni paradigmalar konuşuyoruz. 21. 19. ve 21. yüzyılın ulus devlet mantığının dışında dünya yeni paradigmaları konuşuyor. Devlet paradigmasının içerisinde bunu konuşmamız gerekiyor. Bunları konuşurken. Türkiye'nin gündeminde kardeşliğin, huzurun, dillerin, de, dinlerin, renklerin bunlar zenginlik olarak artık sırt sırta yan yana omuz omuza vererek Türkiye'nin kalkınmasını gerçekleştirecek dediğimiz bu sorunlarımızı hallettiğimiz bir ortamda Türkiye'nin gündemini birileri değiştirmek istese de muvaffak olamayacaklardır ki inşallah niyetimiz çok iyi olduğunu kesinlikle şüphemiz yoktur. Bu manada da de inanıyoruz ki hayırlı olacak. Vatandaşımızın hayır duasıyla olacak. Vatandaşımızın sağduyusuyla olacak ve topyekün hepimiz demokratik platformda bu ülkenin zenginlikleriyiz. Birbirimizi hazmedeceğiz, birbirimizi dinleyeceğiz ama yakmadan, ama yıkmadan ama kamusal alanı kamudaki hizmet üretenleri de düşman gözüyle bakmadan onlara da şu veya bu fiziki bir manada bir saldırıda da bulunmadan demokratik mücadelemizi demokratik tepki ortamının ne olduğunu da öğrenerek gitgide ileri demokrasinin standartlarını son derece yükselten bu anlamda da kararlı ve azimli olan bir lider ve onun arkadaşları içerisinde bulunmakla da kendimi şanslı ve iftihar olarak bir tablo olarak görüyorum. Evet Tablo dediniz, ben de şimdi sizden farklı bir tabloyu sormak istiyorum. Türkiye genel siyasetinden Şanlıurfa'ya, yerele inmek istiyorum. İktidara geldiğiniz süreçten bugüne kadar, 2003'ten bugüne kadar, 10 yıllık süreçten bahsedeceğim. 1990'lı yıllarda Sayın Gök, Ankara'da gazeteci olarak bulunduğumuz süreç içerisinde 7 milletvekilimiz vardı, sonra 9 oldu, sonra 11 oldu, sonra 12 oldu. 12 olmadan önceki süreçte 90'lı yıllardan bahsediyorum 7 tane Urfa milletvekilini yan yana getirip Urfa'nın menfaati noktasında paydası Urfa olan konularda bir araya getirebilmek mümkün değildi. Ancak bugün bir ekip görüyoruz ortada ekip başı orkestra şefi ve diğer argumanları çalan sizler iktidara geldiğiniz süreçteki Şanlıurfa fotoğrafı ve bugünkü Şanlıurfa fotoğrafı. Her anlamda sizi dinliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sizler de aynı şekilde yakalamış ve yukarısı nasıl gelişiyorsa Ankara'daki siyaset nasıl gelişiyorsa yereldeki onun altındaki olan devamı noktasındaki olan yapılanmalar da o şekilde oluyor. Bu manada Şanlıurfa'da son derece salı günü yani 11'inde iki yıl bir fiil doluyor bizim milletvekili olduğumuz bu salı Maşallah. iki yılımız doluyor. Bu iki yılda ne yaptık diye açıkçası oturuyorum. Tüm ilçelerde, merkezde, köylerde şu anda notlarımı ilk günden beri çıkarmışım. Arkadaşlarıma da salıya e kadar bunları hazırlayın bir görelim. Geriye dönüp baktığımızda son derece ama son derece 30 yıllara 50 yıllara sağacak olanı iki yılda yaptık. Geriye dönüp bakıyorum bazı ilçelerde bazı köylerde, bazı mezralarda top yekün bir şekilde yürütmüşüz. Sadece merkezden değil. Bunun tek bir nedeni vardır. Buradan tüm milletvekili arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza, Urfa adına teşekkür ediyorum. Emeği geçen teşkilatlarımızdaki yer alan, bütün kademede yer alan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Herkesin emeği vardır. Bu bir defa bir ekip, bir ruh, bir moral ve motivasyonun o derece yüksek olduğu bir ortamda gerçekleşen hadiseler. Ben bu manada da ekibin siyasetin birlikteliğinin ne olduğunu kendimi bir kez daha şanslı hissediyorum. Geçmişteki yargılamalar içerisine girmeyeceğim. Kimseyi suçlu bulmaya çalışmıyorum. Böyle bir düşüncem yok, böyle bir hakkım da yok. Suçlu bulup kimseyi asacak bir yetki konumunda da değilim. Ama ben bunları kıyaslama yaparken kimse yanlış anlamasın. Biz şu anda ilçelerde, mezralarda köylerde, merkezde, eğitimde, sağlıkta, savunmada, altyapıda, üst yapıda, belediyelerde her anlamda ama hiçbir zaman ve hiçbir şekilde ayrıt etmeksizin hizmeti ilk günkü gibi ilk şevkle yapıyoruz. Adeta yarın genel seçim varmış gibi bir heyecanla yapıyoruz. Neden? Şanlıurfa bunu hak ediyor. İşte sizler de bilirsiniz 43 yaşındayım. 10 yaşını çıkarın 33 yaşını çok iyi biliyorum. Hep Urfa kamuoyunda tartışılırdı, bilinirdi. Ben de meydanda dinlerdim. Bir taraftan göçerler meselesi vardı. Ceylanpınar'ın göçerler meselesi. İnsanlık adına önemsiyorum. Bakınız. Tabii ki. Son derece somut uygulama şansı yüksek bir şekilde alındı karar ve bitti. Bir taraftan orayı örnek vereceğim. Bir taraftan topçu meydanını yapacağım. İşte bakın topçu meydanı bitti. Meydanlardan konuşuyoruz. Abide koşağını konuşuyordu. Şimdi bakın eksik fazla, ideali daha iyisi olabilir miydi? Buraya girmiyorum. Ama biz artık şunu yapıyoruz. Diyoruz ki biz bunları yıllarca tartıştık. Halepli Bahçe Projesi'ni tartışacağız. 11 Nisan şehir stadyumunun yerini tartışacağız. Eksik fazlasıyla ama bunu bilsin ki kamuoyu son derece azimli, kararlı, iyi niyet ve ekip e, mantığı ve mantalitesi içerisinde çalışan arkadaşlarımız. Milletvekili arkadaşlarımız, Sayın Bakanımız, herkes bütün gecesini gündüzüne katarak hizmeti nasıl üretiriz anlayışıyla siyaset yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Yaz ayı geldi. Bütün ilçelerde şu anda e, sentetik çim sahaları neredeyse tamamladık. Yüzme havuzlarımızı tamamlamak üzereyiz. Şanlıurfa sıcak bir bölge. Gençlerimizi nereye enerjilerini kanalize edeceğiz? Bunu yıllarca ihmal kanala ölüme kana öne onları yaşadık ama şimdi ne yapıyoruz? bütün ilçelerde olduğu gibi kanalların sistemini de değiştiriyoruz. Diyoruz ki kanallarda bir cep açacağız ve oraya kanalın üzerine yazacağız. Diyeceğiz ki şu 3 kilometre sonrasında havuz şeklinde olan yerde yüzebilirsiniz. Orayı havuz şeklinde getiriyoruz. Sürat keseceğiz. Tabii ki o da suyun süratını da keseceğiz. Belki efendim işte suyun derinliğini de o alanı kısaltacağız. Vatandaş orada çünkü 50 derece sıcakta suyu görüp de suya atlamamak herhalde <laughs> böyle bir şey yok. Yüzme bilmeyen de oraya atlıyor. Ama Bantık bunu da çözmeye başladı. Bunları da konuşuyoruz. Bu bir ekip işi. Başta bir şey söyledim. Ankara'daki siyasetteki bu ekip işi, yereldeki yapılanmalar müdürlüklerde, valilikte, kaymakamlıkta herkes bu anlamda sarılmaya başladı. Oradaki ekip anlayışı bozulduğu andan itibaren inanınız buradaki kendiliğinden bozuluyor. Dolayısıyla şu anda son derece Urfa adına büyük bir tempo, büyük bir heyecan, büyük bir coşkuyla gecemizi gündüzümüze katarak buraya gelmeden önce Malumunuz Şanlıurfa'da Türkiye'nin birçok yerinde sivil toplum kuruluşlarında seçimler yapılıyor. Yeni kan değişimleri oluyor. Taze kanlar geliyor. Bu arkadaşlarımızı tebrik etmeye giderken birçok sorunlarımızı iki yıl önce bize ilettiklerinde şu anda oturuyoruz. Seçici oluyorlar biliyor musunuz? Artık biz nereyi bitirdik? Hangi köy yollarını bitirdik? Ne kadarını bitireceğiz? Her ilçemize hemen hemen devlet hastanelerimizin en güzelini yapıyoruz. Bakın geldiğimiz noktaya bakın. İlçelerden bahsediyorum. Köy yollarımızdan, içme sularımızdan ve köy içi kanalizasyon sisteminden altyapıyı tamamladıktan sonra parke taşlarının kilitli taşlarımızı yapıyoruz. Ve tabii ki bütün bunları yaparken niçin yapıyoruz? İnsanlık adına yapıyoruz. İnsanımız her şeyin en iyisine layıktır. Şanlıurfa'ya ne yaparsak azdır. Kültür turizm alanındaki yaptıklarımız ortada, ortadadır. Sportif faaliyetler alanındaki yaptıklarımız ortadadır. Sağlık alandaki yaptıklarımız ve yapacaklarımız ortadadır. 1700 yataklı şehir hastanesi öbür tarafta Sukay Park diye bitiyor şu anda. Son derece muazzam ve gençlerimizin, insanlarımızın orada çok nezih bir ortamda insanlarımız artık Urfa'da gidecekleri birçok alan var. Artık gittikleri bu alanların içerisinde de dışarıdan gelen misafirlerimizi götüreceğimiz alanlar oluşmaya başladı. Bunlar yeterli mi? Değil. Bakınız şu anda 346 tane okul yapıyoruz bu yıl. Şanlıurfa'da 346 tane okul yapıyoruz. Çünkü neden? Biliyoruz ki ben burada kimseyi suçlamıyorum. Ben de bir eğitimciyim bir yönüyle. Eşim de öğretmen. Eğer varsa kamuoyunda şahsım adına, eşim adına bizim bir yanlışımız varsa eğitimdeki yetersizlikte orada bir yanlışımız ki ben öyle görüyorum. Bir yerde var ki bu düşüklük var. Muhakkak. Ben Urfa kamuoyundan herkesten özür diliyorum. Ancak bu saatten sonra geçmişte bir proje hazırlamıştım. Hatta adına da şöyle demiştim. Şevap adını koymuştum. Türkçe ve Arapçadaki anlamları var, küçük güzel anlamlarında. Şanlıurfa eğitiminde başarıyı arttırma projesi demiştim. İşte şu anda azimli, kararlı arkadaşlarımız oturuyorlar, tartışıyorlar. Bu bizim yetersiz olduğumuz rakamsal manada sınavlara girdiğimiz yerde biz hangi konumdayız? Bunu nasıl aşarız? Tartışmalarını yapıyorlar. Bir taraftan eğitici kadro, bir taraftan fiziki mekan yetersizdi. Derslik başına düşen öğrenci sayımız fazlaydı. 346 tane okul yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütçesinden gelen paraların boyutu bakın Doğu ve Güneydoğu'da bizim iktidarlarımız döneminde 2013 yılı rakamı hariç 2012 yılı sonu itibariyle 2003'ten itibaren 36 katrilyon biz yatırım yapmışız 36 katrilyon. Cumhuriyet tarihinin çok ötesinde olan karşılaştırmaları girmek istemiyorum. Bütün bunları egale etmişiz. İşte gelmiş olduğumuz yer bölgeler arası dengesizliklerin giderilmesi noktasında yatırımları ayrıt etmek sizin uçuşları görüyoruz. Asgari ücretle çalışan kardeşim benim yanımda. Daha önce ise havaalanında Doğu Güneydoğu'da daha fazla Malatya ve Diyarbakır havaalanını kullanırlardı. Ben de çocukluğumda hatırlıyorum. Geldikleri zaman birisinin valizinde Türk Hava Yolları'nın bagaj amblemini gördüğümüzde bu neye nasıl binilir mi? Geldiğimiz rakama bakın. Ama şu anda asgari ücretin altında da çalışmayan da Türk Hava Yolları'nı kullanıyor. Dolayısıyla bu bizim ülkemizin bütün güzellikleri bölgemizde de geliyor. Ama bakınız gittiğimiz her yerde bize diyorlardı ki siz son derece başarılı işler yapıyorsunuz şu kanı bir durdurun. Bugün doğuda sürece yüzde yüz bir destek var. Bugün bunu da tamamladığımız andan itibaren Türkiye kelimenin tek manasıyla bölgesinde parlayan bir yıldız ve bölgesinde parlayan yıldızın başlarında da Şanlıurfa geliyor. Bunun altyapısını yapıyoruz hazırlıklarını yapıyoruz. 2023 vizyonu içerisinde Şanlıurfa'yı hazırlamaya çalışıyoruz ve kültür ve inanç turizmi noktasında yapacağımız ve yaptıklarımız bütün salonlarla yapacağımız birçok kültür etkinlik alanlarıyla beraber birçok alanlar oluşuyor. Önümüzdeki süreç içerisinde de Şanlıurfa top çekim merkezi olacak. Dışarıya göç değil. Şanlıurfa artık kendi alanında istihdamı tutuyor. Şanlıurfa'nın temel potansiyelleri son derece yüksek. GAP kapsamındaki illerin içerisinde en şanslı il burası olduğuna göre dünyanın en büyük çiftliği olan Ceylanpınar Devlet Üretme Çiftliği yanı başımızda tam kapasiteyle devreye girdiği andan itibaren ve GAP'ın tamamlanmasıyla sulama kanallarımız bitiyor. Suruç'taki sulama kanalımız bitiyor. İnsanların yüzü gülüyor. Biz orada birkaç tane açılış yaptık ve temel attık. Birkaç ay sonrasında Sayın Başbakanımız oranın sulama tünelinin açılışını yapacak. Suruç'ta hayat var. Suruç'ta insanların yüzü gülmeye başlayacak ve artık adeta o fakirlik adeta insanların yüzlerine baktığınız zaman o araziyle uğraşmanın neticesindeki verilmiş olan o eziklik, o çizgiler insanlarımızın kaderi olmaktan çıkacak ve yeni bir hayat bulacak insanımız. Peki bu projeler nereden? Bu projeler AK Parti iktidarlarıyla geldi ve elbette ki son iki yıl içerisinde burada belki bir programla değil, önümüzdeki süreçte inşallah benim de on notlarımı tamamladıktan sonra size dakik dakik söyleyeceğim milletvekili olmadan önce adayken de söylediklerim sizde kayıtlı, bir başka kanalda kayıtlı. 4 yılda 400 projenin üstünde gerçekleşecek dedim. Neden? Ben bunu politik argümanlarla değil, inandığım içimden gelen bir ses olduğu için ve şu anda da arkadaşlarım, milletvekilleri arkadaşlarım, sayın bakanımız, Allah hepsinden razı olsun. Partimizdeki bütün arkadaşlarımızdan razı olsun. Azimli, kararlı, istekli ve topyekün bir orkestranın ahengi içerisinde orkestranın da şefinin eşliğinde önüne gelen ö, aldığı bir sazla değil herkes üzerine düşeni en güzel şekilde yapıp orkestraya katkı sunan ve ahenkli bir müzik olarak ortaya çıkıyor. Onun da semerelerini işte Şanlıurfa Kamu'yu görüyor. İnanır mısınız bugün gittiğimizde aşağı çarşıda birkaç esnafımız 4 yılda 400 projenin kitapçığını çıkarmış, işaretlemiş. Sayın vekilim siz bunları bize dağıtırken birçok kişi Bunları boş verin. Bunlar hayal. Gelip söylediler. Urfa'da vaat ettiler. Ankara'da unuttular. Biz çok kişiyi gördük. Bunlar gelmez. Bunlar ayda bir gelmez. 15 günde bir gelmez. Her hafta buradayım ortalama olarak söylüyorum. Vekil olduğumuz günden bugüne arkadaşlarımın hepsi burada. Şanlıurfa bakan eksik olmuyor buradan. Her hafta buradayız. Dolayısıyla inşallah bu azim ve kararlılıkla alnımız ak, helal olan dairede göğsümüzü gere gere Emanetin günü geldiğinde Şanlıurfa'nın karşısına çıkıp biz, siz bize bunu vermiştiniz, desteğinizi aldık, biz de bunları söz vermiştik, biz de bunları yaptık, yüzümüzün akıyla geldik, sizden bir şey istiyoruz. Zaten Şanlıurfa'lı onu söylüyor, Kadir Şinas'tır, Şanlıurfa'lı. Allah sizden razı olsun dediğinde zaten bizi mutlu eden de olur. Evet. Uykusuz da kalsak, gecemizi gündüzümüze de kalsak, Şanlıurfa'lıya ne yapsak azdır. Evet, Sayın Vekilim... Ee... Ben değişik bir gazeteciyim. E, mutlaka benim gibi gazetecilik yapan kardeşlerim, arkadaşlarım benden çok çok daha etik, daha objektif yapan arkadaşlarım vardır. Ben ya kardeşim bunu e, soru olarak göndereceğim ama sormazlar ki diye düşünen insanlara buradan açık e, tweet attım zaten. Ben her soruyu sorarım dedim. Ona göre sorular geliyor. Mahmut Mancı Urfa'nın sesi rumuzlu 63 rumuzlu bir kardeşimiz. Ömer Kapaklı, Halil Çap, Mehmet Dener, Mustafa Arısüt, Revi rumuzlu bir kardeşimiz. Abdülkadir Açar ve Mehmet Ekinci daha isimlerini çoğaltabileceğim Sayın Valimiz Yurday 63. aynı şekilde Twitter'dan şu anda bizleri bu programı takip eden Çok teşekkür kıymetli ediyoruz. konuklarımız. Şimdi Mahmut Mancı İstanbul'da yaşıyor bir Urfalı. diyor ki AK Parti İl Başkanı 11 Nisan alanına karşı gelmek bakana karşı gelmektir. Lafı e, telaffuz ettiğinde Urfa halkına bir hakaret olarak nitelendirilmez mi bu? Yine buna bağlantılı olarak Sayın Vekilimize Esentepe ve 11 Nisan alanıyla ilgili bildiklerini söylemesi noktasında bir soru yöneltin misiniz diyor. Bağımsız gazeteci Rumuzlu Sayın Mustafa Arısüt... Televizyon olmayan bir yerdeyim diyor. Aday adaylık sinyali veriyor mu diyor. Belediye seçimleriyle ilgili. Çok teşekkür ediyorum. Ben de cevap yazdım. Sinyal değil. Sanki sürekli bir selektör görüyor gibiyim dedim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle Dün, özür dilerim. Dün niye panele gelmedi Sayın Vekilimiz? Biz sorar mısınız? Hükümet istifa çelengi mi korkuttu acaba? şeklinde ifadeler var. Tüm bu sorular ve en sonunda da final sorusu. Büyükşehir Belediyesi'ne geçeceğim. Ama geçmeden önce e, belediyecilik öyle bir e, sanat ki Urfalılar e, biz okulda siz biz hepimiz öğretmenlerimize her bir öğretmenimize bir isim takardık. Belediye başkanlarına da döneminde ne çok iyiydi veya ne çok kötüydü ise o isimleri taktık. Bir gün Allah selamet versin Ahmet Bahçıvan canlı yayın konuğum. E, i̇çeride sinek dolaşıyor. Şimdi herkes sinek Ahmet sinek Ahmet diyor. Tenzih ederim ben şahsı e, ee, tabii ki. Şimdi Sayın Başkanım sinek var diyemiyorum. utanıyorum. Acaba bir şey mi ima edecek diyorum. Halil Çelik e, Urfa'da o zaman yollar çok çukurdu. E, çukur denildi. Esat e, Akgöl'e yollar kaymak gibi yapıldı. Kaymak Esat dediler. Şimdi Büyükşehir Belediyesi olduk statüde. Sineklerimiz de büyüdü. Acaba Sayın Fakı Baba'ya ne diyecekler? Onu bilmiyorum ama ondan sonra gelene söyleyecekleri belli. Çünkü çok güçlü bir isim gelmeli ki Şanlıurfa tarihinin ilk büyükşehir belediye başkanı olacak. Bu soruyu en sonunda size sormuş olacağım. Buyurun bahsetmiş çok olduğunuz Çok teşekkür ediyorum. Ilgili. Arkadaşların ilgisi, alakası, yorumları bahsedilen Sayın İl Başkanımızın kendisinin ifadeleri elbette ki benim şahsımın kendi düşüncesi olacaktır. Ama Sayın İl Başkanımız burada olmadığına göre Saygıdeğer il başkanımız gecesini gündüzüne bizimle beraber ekip arkadaşlarıyla beraber katarak Şanlıurfa'ya hizmet ediyor. O kavramları bizzat sayın başkanımıza sorarak Tabii ve ki. sayın başkanımız da o noktada ben her zaman için bunlara dikkat etmişimdir. O noktada sayın başkanımızın da görüş ve düşüncelerini almakta fayda var. Bir diğer konu da Esentepe'deki hadiseyi sormuşlar. Esentepe'nin detayını biliyor ben, musunuz sayın Ben Vekil? ben ben şöyle söyleyeyim. Vatandaşlarımız bizi arıyor. Kamuoyunda yazılan, çizilenler var. Bize gelen bilgiler var. Orada yaşayan sakinler var. Biz bütün bu bilgileri alıyoruz. Sayın sayın milletvekillerimizle, milletvekilleri arkadaşlarımla, sayın bakanımızla, valimizle, efendim yetkililerle kimin sorumluluğu içerisinde belediyemizde bunun içerisindeki bütün görüşmeler, düşünceler Şanlıurfa'nın faydasına, yararına ne varsa bunlar görüşülüyor ve konuşuluyor. Biz şunu söyleyebiliriz. Allah'ın izniyle bilerek bilinçli bir şekilde inşallah hiçbir yanlışı yapmayacağız. Ama beşeriz hata yapabiliriz fakat hatadan dönerek ve hatadan dönerken de biz hatalıydık kamuoyundan özür diliyoruz demenin de erdemlik olduğunu biliyoruz. Muhakkak, biz muhakkak. burada ısrar etmiyoruz kamuoyunun sağduyusunu önümüzdeki günlerde bu noktalarda özellikle beklemesini izlemesini bununla ilgili alacakları detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde daha rahatlıkla sağlıklı bilgileri veririz. Yoksa ben şu anda şunları şunları söyleyeyim ikinci bir spekülasyon veya ikinci bir bilgi kirliliğine yol açmamak için bildiğim kendime ait yorumları önümüzdeki günlerde inşallah net bir bilgi bu sorumuz arkadaşlarımız ilgisi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum. Asla ve asla bu arkadaşlara art niyetli olarak düşünmüyorum. Bu arkadaşlarımız Şanlıurfa adına hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Çünkü biz biliyoruz ki bir şehrin parametreleri yerine otururken sivil toplum kuruluşlarıyla, yazarıyla, çok sesliliğiyle beraber yapılır. Demokrasi budur. Onun için bu arkadaşlarımızın görüş ve düşüncelerini önemsiyorum. Teşekkür ediyorum. Çok harika bir diğer, cevap. Çok harika bir cevap. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür çok ediyorum. Çok olgun bir cevap. Ben diğer soruya geleyim. Evet. Yine bu masada Sayın Kapaklı ile beraber sizde kayıt var. Kamuoyu yazdı. Çok değerli yazarlar yazdı. Bazı yerlerde anketler var. Arkadaşlar adımı koymuşlar. Açıyorum siteleri. Hiçbir kimseyi arayıp hiçbir yeri arayıp böyle bir uğraşım, böyle bir düşüncem, böyle bir niyetle varım demedim demeyeceğim noktasındayım. Neden? Siyasi ahlak ve disipline sahip, ekip ruhunun ne olduğunu bilen bir anlayış ve gelenekten geliyorum. Kaldı ki bizim partimizin temelinde de bu yok. Şu anda ben bir milletvekiliyim. Milletvekili olarak Şanlıurfa'ya gecesini gündüzüne elinden geleni sonuna kadar katarak hizmet etme yolunda bunu asla ve asla göz bebeğimin içerisinde özellikle bakmalarını istiyorum. Ankara'dan bir hafta geçtiği zaman Şanlıurfa ne zaman gideceğimin hesabını yapıyorum. Şanlıurfa'dan giderken de Şanlıurfa'ya tekrar hangi gün geleceğimin hesabını yapıyorum. O kadar seviyorum Şanlıurfa'yı. Şanlıurfa'lıyı. Biz artılarımız var, birlerimiz var, birçok artılarımız var. Bu manada baktığımız zaman eksilerimiz kendiliğinden alta düşüyor zaten. Onun için Urfa'yı çok ama çok seviyorum. İnsanlığı seviyorum. Her şeyini seviyorum. Ben buraya gelirken de efendim böyle bir düşünce içerisinde asla değil. Partimizin disiplini var. Sayın milletvekiller arkadaşlarım var başta. Ve değerli orkestra şefimiz bir bakanımız var. Partimizin temel kuralları var. Ve sonuçta kararı verecek olan dünya lideri her yönüyle sevdiğim, duygusal olarak da sevdiğim her yönüyle sevdiğim, bakın, bulunduğumuz bir liderimiz var. Ve en son bize hangi görev verirlerse versinler. Bunun adı partide varsınız, yoksunuz. Bunun adı masanın önündesiniz, arkasındasınız. Bunun adı koltukta oturuyorsunuz, ayaktasınız. Vesaire vesaire hepsi birbirine eşittir. Hizmetin hangi noktası, hangi coğrafyası, hangi ili, hangi içeride ve dışarıdası neresi olursa olsun bu davaya hizmet etmek, bu davanın efendim ekibi içerisinde bulunmak, bu davanın genel merkezinin etrafında bulunmak bile onurdur, şereftir, herkese nasip olmaz. Bu kadroda bu liderle beraber olmak onurdur, şereftir, güzelliktir. Ben öyle bakıyorum. Önümüzdeki süreçte Urfa kamuoyu yazıyor. Dediğim gibi birçok sitelerde var. Bakınız buradan çok net söylüyorum. Ama arzulanmak çok güzel Bakınız, bir duygu olsa gerek ben, değil mi? Sayın ama Hikim? ben şuraya getireyim. Sonsuz teşekkür ediyorum herkese. Bunun öz eleştiri yapana da teşekkür ben ediyorum. Ben de istiyorum mesela sizin gibi bir insan. Bakın şey Sayın Çakırcık öz, öz eleştiri yapana da teşekkür ediyorum. Bakınız biz belden aşağı vurmadığımız müddetçe yapılacak her eş, eleştiri Urfa tabiriyle benim başım gözüm üstüne. Yapılacak her eleştiri yüreğimiz o kadar geniş ve açık. Bunu politik argümanlarla konuşmuyorum ama belden aşağı vurarak değil. Herkesin çoluk çocuğu var, izzeti var, şerefi var. Biz de o zaman efendim bir tarafımıza vuracaklar. Öbür tarafını çevir oraya da vurayım. Kusura bakmasınlar. Oraya da kimseye müsaade etmeyiz. Bu gelenekten geliyoruz. Bu liderin de kadrosundayız. Onun da gereğini elhamdülillah liderimiz de gösteriyor. Bizler de o noktadayız. Ama biz biliyoruz ki dikleşmeden dik durmanın ne olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bütün insanlar yazdı ve çiziyor ve gösteriyor sitelerinde. Ben burada gönlünden de geçiren, geçirmeyen, bu tartışmayı başlatan, adım üzerinde bu tartışmayı ortaya atmış olan, bu manada duygularını ifade eden etmeyen, bu sitelerde ismimi yazıp anketlerde ismimi geçirip kendi sayfalarını açmışlar. Hiç benim bilmediğim, tanımadığım, görmediğim insanlarla bunu açmışlar. Sonsuz defa bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ama onlar bilsinler ki partimizin adabı, usulu, disiplini milletvekilleri başta arkadaşlarım, il teşkilatımız, kuralları, genel merkezimiz ve sayın başbakanımız en sonunda bize hizmetin neresini verirlerse versinler. Biz çünkü hizmet esas olduğuna göre koltuk değil, koltuk bizim için asla ve asla olmadı olmayacak da. Onun için bu sevdayla diyorum ki neredeyse iki gündür bir saat uyumadım. Eğer ki bu sevda değilse Böyle bir şey olabilir mi? Dün gece bir buçukta eve gittim. Sabaha kadar programları izledim. Yorumları izledim. Duygulandım. Sayın Başbakan'ı izlerken yer yer geldi. Çok eski yıllara gittim. Türkiye'deki oynanan, muhtemel oynayabilecek olan sanaryolar, hafızalar ve uyku kaçtı. Saat sekizden itibaren dışarıdayım. İşte saat ikide eve gideceğim. Neredeyse iki gündür. Peki diğer milletvekilleri arkadaşlarım da. Sayın Bakanımız da. Asla ve asla bunu politik argümanlarla yine çiziyorum, söylemiyorum. Herkes arkadaşlarımız can ciğer bir şekilde tartışmasız, kavgasız bir şekilde biz Urfa'ya hizmet etmek için her şeyimizi adamışız. Çoluk çocuğumuzu bir tarafa bırakmışız ve gitmişiz. Sayın Başbakanımız, arkadaşlarımız bize hangi görevi verdiklerinde belki de bir anda falan ilde misin? Belki de eşimi aramam, belki ilde ararım Sayın Başbakanımızın, arkadaşlarımızın, milletvekili arkadaşlarımızın, partimizin bir emridir. Ben şu anda falan yerdeyim, falan yere hizmet etmeye gönderdiler, işte ben falan yerdeyim derim. Bu noktadayım. Dolayısıyla bir kez daha sizlere de, arkadaşlarıma da sonsuz teşekkür ediyorum. Şu anda en iyisini, en güzelini yapma noktasındayız. Önümüzdeki günler ve süreçlerde hangi noktada ne gelişir, onu sizler de, bizler de, kamuoyu da, Rahatlıkla analiz edecek, değerlendirecek, görecek ve hangi hizmet verilirse onun da en iyisini yapmak için ne gerekiyorsa o çabayı sarf edeceğim noktasında da kimsenin kuşkusu asla asla olmaz. Evet, Sayın Vekilim, biz ayrılan süre burada sona erdi ama inanın ki sizinle program yapmak olağanüstü bir <laughs> güzellik benim için büyük haz duyuyorum. Ee, bu noktada ben son olarak şanlı ufallara bir mesajınızı almak istiyorum, özellikle. Benim kafamı karıştıran bir olay var Sayın Başbakanımızın Amerika ziyareti öncesine denk gelen Reyhanlı patlamaları ve Amerika Birleşik Devletleri ziyareti sonrasına denk getirilen Gezi Parkı hadiseleri. Ben kesinlikle bu iki olayı birbiriyle bağlantısız görmüyorum ve bu bir tesadüf, tevakkuf değildir diyorum. Aynı zamanda ülkemizdeki başlamış olan toplumsal barış yolundaki o olaylarla da ilintilidir. Evet. Bir anda gündem Kesinlikle. nereden nereye geliyor. Öncelikle tüm vatandaşlarımıza, değerli dostlarımıza, ağabeylerimize, küçük kardeşlerimize, gençlerimize, hanımefendilere, beyefendilere. Burada göstermiş oldukları sağduyunun sesi oldukları için olayların tahlilini ben de sosyal medyadan izliyorum. İnanılmaz bir şekilde sağduyu bunu tahlil ediyor bu tahlillerinden dolayı gösterdikleri sağduyudan dolayı herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Demokratik platformda demokratik kurallar içerisinde verilen verilecek her türlü tepkiye de yüreğimiz açıktır. Buna da hepimiz hazırız. Dolayısıyla biz nerede ne sonuç çıkaracağını rahatlıkla tahlil ediyoruz, etmekteyiz. Ama bilsinler ki bu ülkede karanlık eller hiçbir zaman bizim birlikteliğimize, huzurumuza, barışımıza, kardeşliğimize geçmişte olduğu gibi nasıl ki muvaffak olamadılarsa bundan sonra da muvaffak olamayacaklar. Geleceği bütün etnik yapısıyla, bütün inançlarıyla, renkleriyle, ırklarıyla, bütün toplumsal dokusuyla beraber inşa edecek ve özellikle 21. yüzyıl bütün bu yapıda yeni bir paradigmanın, yeni devlet anlayışının oluştuğu bir yapı içerisinde ve elbette ki küreselleşen dünya içerisinde vatandaşına huzur ve mutluluk ortamı sağlamış olan, siyasal istikrarın devam ettiği ülkesi, vatandaşı, milleti, devleti değer yargılarıyla barışık olan topyekün hep beraber ülkemiz adına adımlar atacağız ve hep beraber ilerleyeceğiz. Asla ve asla bu kavga ve çatışmalardan tarih boyunca kazanan olmamıştır. Hep kaybedilmiştir. Ama geldiğimiz nokta artık insanlar bizim ülkemizin gerek uluslararası gerek içerisinde bulunduğumuz içerideki dengeler açısından Türkiye'nin konumu belirleyen, belirlenen değil Türkiye artık belirleyen konumdadır. Artık Türkiye her ne kadar yerinden düşünüyorsa küresel uygulama yolunda adımlar atıyor. Bu genç ve dinamik olan, inançlı ve azimli olan bu kadroya bu lidere sahibiz. Dolayısıyla ben geleceğin aydınlık, geleceğin mutlu ve huzurlu olduğunu özellikle genç kardeşlerimizle bugün gündüz görüştüğümde son derece olayları tahlil eden bir gençliğimizi gördüğümde işte dedim ki gelecek emin ellerdedir. Asla ve asla gelecek karanlık değildir. Gelecek ülkemizindir, gelecek insanlığındır ve son olarak dili, dini, rengi, ırkı, inancı, mezhebi, etnik yapısı ne olursa olsun kavgasız, gürültüsüz, çatışmasız bir ülke olmamız dileğiyle ve duam ve niyazım da o noktada olmak dileğiyle bütün Şanlıurfa'lı hemşerilerimizi, Şanlıurfa'da bizi izleyen hemşerilerimizi, Şanlıurfa'nın dışında son derece çok güzel hizmet eden bu kanal aracılığıyla ulaştığımız değerli Şanlıurfalı hemşerilerimizi ve olmayan hemşerilerimizi canı gönülden yürekten kucaklıyorum. Herkese selam, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Önümüzdeki süreçte de Şanlıurfa'da iki yılımızı tamamladığımız süreçte neler yaptık? Dört yılda dört yüz projede nerelere geldik? Ve daha birçok olayları beraber tahlil edeceğiz. İnşallah dua etsinler. Niyet iyi akıbetimizin de iyi olacağı kuşkusuz olacaktır. Çünkü biz inançlıyız, azimliyiz, kararlıyız. Liderimiz bu manadadır. Ondan dolayı da Allah'ın izniyle, vatandaşlarımızın hayır dualarıyla, Allah'ın izniyle diyorum, biz hizmet etme yolunda bu aşk ve şevkle devam edeceğiz diyorum. Herkese selam, saygı ve hürmetlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. Çok çok teşekkür ediyorum çok büyük haz duydum çok büyük haz aldım ama şunu özellikle söylemek istiyorum ee, derler ya hani perşembenin gelişi çarşambadan bellidir sizin milletvekili olacağınızı ben çok öncesinden aslında tahmin etmiştim çünkü siz teşekkür milletvekili ediyorum. olmak isteyen insanları milletvekilliğine hazırlıyordunuz hatta bu noktada ben de sizden birçok konuda feyiz aldım hani derler ya marangoz çok iyi bir marangozsa önce kendi kapısı sağlam olsun sizin kapınız sağlam en azından Çok teşekkür ederim. ben çok teşekkür ediyorum sevgili seyirciler bize de e, sizleri bizleri e, ülkemizi bütün insanlarımızı ve İslam alemini yaradana Allah'a emanet etmek düşer hoşçakalın